Saçlar nasıl? Neyse. 31 Mart. Bugün. Ne ya bilmiyorum. Pazar. Seçim. Seçim günü. Ülkemizin geleceğiyle ilgili önemli bir karar vereceğim ilk defa. İlk oyumu kullanacağım. İyice YouTube kanalına döndük böyle salak salak detaylardan bahsediyorum. Neyse diyeceğim. Şey diyecektim. Saat 12.30 şu anda. Saat 12.30. İşte dediğim gibi. Cumartesi gecesi. Bugün dershane vardı işte bir 10 saat 10 ders falan işledik. 6 saat falan dershanedeydim. Eve geldim. Eve geldikten sonra da bir 3,5 saat falan çalıştım şu ana kadar. Bir yarım saat daha belki bakacağım. Şu fizik çalışıyorum şu anda. Atom radyoaktivite falan filan çalışıyorum. Bir yarım saat daha bakarım. Bugün işte 4 saat falan olmuş olacak. Yani birazcık hafif dinlenmeli bir seans olacak yani benim için. Çünkü yarın 10 saat, ondan sonraki gün 10 saat, iki tane 10 saatlik bir paket planlıyorum. 10 saat hatta 11 saat olabilir. O yüzden bugün birazcık daha rahat, yavaştan aldım diyelim. Haftaya işte şeyin sınavı var, Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı var. Pazar günü haftaya pazar. Ondan sonraki haftada deneme sınavları var PENBİM'lerin. O yüzden bu haftayı verimli geçirmek lazım. Şu bir köşeye kuytuya bıraktığım önemli soruları ve önemli notları bu hafta bir hepsini okumayı planlıyorum şu anda bir MSU sınavına ön hazırlık olsun diye. Bakalım bu 2 hafta aslında benim çalışmamın da moral motivasyonumun da gerisini belirleyecek. İnşallah iyi geçerler de bu şey kaptığımız tempoyu devam ettireceğiz. Şu anda aslında bazı sınavlar çok iyi gelmedi sonraki sınav. Özde bir okulda 15. olmuşum. Yani çok iyi yapanlar var. Birazcık çok da beklediğim gibi gelmedi yani aslında sonuç. Aslında iyi bir sınav geçirdim ama sonucu çok iyi gelmedi. İşte 2018 TYT'nin sonucu da çok iyi gelmedi. İşte, uykuydum. Türkçeden çok yanlışım çıktı. Hani bilgi eksiklerim falan vardı. Matematikten dikkat hatalarım vardı. Hani bunlara dikkat etmek lazım. Yani o yüzden bir moral motivasyon anlamında birazcık kırıldım ama şu anda yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz yani çalışmaya. Dediğimiz gibi işte o rakinin sözü dediğim gibi önemli olan ne kadar darbe aldığın değil, değeri bir kalıp kalmaman değil. O darbelerden sonra kalkıp kalkamadığın aslında. Tabii bunu kendinde uygulaması insanın zor oluyor. Yani başkalarına söylemesi gerçekten kolay. Ama şu anda kendimi uygulamakta gerçekten zorlanıyorum bu tavsiyeyi. Ama inşallah işte yani artık bir alışkanlık haline gelince çalışma artık çalışıyorsun yani sadece yani inancını taze tutmak önemli olan nokta çalışmasına çalışıyorsun aslında bir alışkanlık geliştirdiğin zaman. neyse yarın bütün derslerden oluşan bir paket hazırladım kendime işte ama işte fizik birazcık fazla çalışacağım için fiziğe zaman ayıracağım için işte matematikten kısa keseceğim işte onun dışında geometriyi kesebilirim. Böyle bir şey yapabilirim. Sosyali belki keserim. Hani bilmiyorum karar vermedim. Çünkü fizik çalışmam lazım. Ya da belki deneme sınavı yapmayabilirim. Bir bakacağız onlara. Neyse görüşürüz yarın haberlendiririm. Haber veririm haberlendiririm. Yani.